Emine Hatun çocukların hayatını kurtarmak için insan kaçakçılarına 2000 dolardan fazla para ödedi. Akrabaları Myanmar askerleri tarafından öldürüldükten sonra Arakan'da yaşama umudunu yitirdiğini söylüyor. İnsan kaçakçılarının kendilerini döveceği ve açlıktan ölüme terk edecekleri hiç aklına gelmemiş. Annesi insan kaçakçıların istediği fidyeyi ödeyene kadar da onları tuttuklarını söylüyor. 8 yaşındaki oğluysa yolda ölmüş. Oğlum bottayken iyiydi ancak insan kaçakçıları bizi ormana getirdiklerinde açlıktan hasta oldu. Emine ve hayatta kalan çocukları Myanmar'da fakirlik ve şiddetten kaçan diğer Rohingyalarla birlikte Kuala Lumpur'a 2 hafta önce ulaştı. Mayıs ayında sayıları 4000'i bulan göçmenler günler, haftalar hatta aylar süren açlık, yorgunluk, korku dolu bir yolculuğun ardından Endonezya ve Malezya kıyılarına ulaştı. Göçmen avukatları bölge hükümetlerinin harekete geçmesini istiyor. İnsan kaçakçıları için bir geçiş noktası olan Tayland güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Güney Asya hükümetleri bu yükselen umutsuz göç akınına cevap verme konusunda baskı altında. İnsan hakları aktivistleri Myanmar'daki etnik gerginlik son bulmazsa Arakan Müslümanlarının daha iyi bir hayat için hayatlarını riske atmaya devam edeceğini söylüyor.